Aslında seçtiği yol, seçebilecekleri varyantın en pisini seçirler. Yani bugünkü günde Ermenistan'ın tehlikesizliğini temin edebilecek birinci adım sülh sazişini biraz erken imzalamalıydı ki bunu etmediler. Silahlanma yolunu seçtiler. Silahlanma yönü de en azından yakın tarihimizde var da 90'lı yıllardan 27 sentyabr 2020 yıla kadar neye getirdi, neye mal oldu? Ermenilerin bir yakın tarihten tecrübeleri, numuneleri var. Tabii ki ama silahlanma varsa yeni eskalasya merkezi yaranacak demektir. Bunu Ermenistan'ın üzerinden etmek isteyecekler. Xüsusən de hala bize gelen tehlikesini ben o kadar zamana olarak yakın bir zamanda olmayacağını, o güç paritetini, güç nispetini bildiğim için biraz arkayım ama burada Rusya ile Fransa'nın iki farklı kutbu. Fransa NATO'nun üzvü NATO blokuna dahil olan bir ülkedir. Rusya KTMT ve onun arkasında duran kuvvetler iki farklı kutbun aynı zamanda Ermenistan'da sahada hərbi gücün olması çok büyük eskalasiya yarada bilər. Silahlı çatışmaya münaqişeye getirə biləcək bir vəziyyətə gələ bilərlər. Bizim ehtiyatlanacağımız diğer qonşu ölkələr bundan ibarət ki, Ermənistanın özü bir Suriye variantına çevrilə bilər. Bu başladısa bilirsiniz de müharibələri necə nəzarətə götürmək olmursa bütün qonşu dövlətlərə sirayət edilməsi ilə. Fransa biraz burada maraqlı görsənir.